فلهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Bu okuduğumuz ayetlerin burada kısaca meali var altta. Önce onu okuyalım. Ve muhakkak onları doğru yola getirdik. Her kim Allah'a ve Peygamber'e itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine pek büyük nimetler bağışladığı peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kimselerle beraberdirler. Onlar ise güzel arkadaşlardır. Nisa suresi ayet 68-69. ayet. Bu ayetin beyanında binler nüktelerinden iki nükteye işaret edeceğiz. Birinci nükte, Kur'an-ı Mucizül Beyan mefahimiyle, mefhumlarıyla, manayı sarihiyle, apaçık manasıyla ifade-i hakaik ettiği gibi, hakikatleri ifade ettiği gibi, üsluplarıyla, hey'atıyla çok manayı işariyeyi dahi ifade ediyor. Her bir ayetin çok tabaka-i manaları var. Kur'an ilmi muhitten geldiği için bütün manaları murat olabilir. İnsanın cüz'i fikri ve şahsi iradesiyle olan kelamlar gibi bir iki manaya inhisar etmez. Hocam, ilmi muhitten gelmek ne demek? Muhit efendim ana deniz demek, yani muhit hadisatında okyanus demek böyle. İlmi öyle olunca yani bu okyanus kadar büyük. Yani ilmi muhitten geldiği için. İlmi muhit bu. Yani kapsayıcı. Yani Kur'an ilmi muhitten gelmek. Evet. Yani her şeyi yereden, kapsayan, tepeden filan değil yani. O büyük denizlerden geliyor o ilmi muhit. İhata etmek diyor musun? Mesela bahri muhiti atlası. Atlas okyanusu mesela. Öyle geçer Arapça şeylerde öyle o. Yani Ramazan hocam diyor ki, dilci ya, ihata eden, bütün ilimleri ihata eden bir kitaptır. Çok güzel hocam, sağ ol. İşte bu sırra binaen ayat-ı Kur'aniye'nin ehli tefsir tarafından hadsiz hakaiki beyan edilmiş. Müfessirinin beyan etmediği daha çok hakaiki var. Ve bilhassa hurufatında ve manayı sarihinden başka işaratında çok ulûm-u mühimme vardır. İkinci nüktem, işte bu ayet-i kerime minen nebiyyine ve siddiqine ve şühedâi ve salihine ve hasune ulaike rafîqâ. Peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kimselerle beraberdirler. Onlar ise ne güzel arkadaşlardır anlamında. Bu tabiriyle sırat-ı müstakim ehli. Şimdi bir sırat-ı müstakim ehli var. Dosdoğru olan. Bir de mağdub ve dalim var. Onlar kimi sağa, kimi sola çarpılmış, efendim tokat yemiş kimseler bunlar. İşte sırat-ı müstakim ehli ve hakaiki ni'am-ı ilahiyeye mazhar nev'i beşerdeki taife-i enbiya ve kafile-i sıddıkîn ve cemaat-ı şühedâ ve esnaf-ı salihin, salihler sınıfı
ve enva-ı tabiinin bulunduklarını ifade etmekle beraber alemi İslamiyet'te o beş kısmın en mükemmelini dahi ayrıca sarahaten gösterdikten sonra o beş kısmının imamları ve baştaki rüesalarını sıfat-ı meşhureleriyle zikretmekte. Zikretmekle onlara delalet edip ifade ettiği gibi ihbar-ı gayb nev'inden bir lem'a-i icaz ile o taifelerin istikbaldeki reislerinin vaziyetlerini, bakın, evet, ihbar-ı gayb nev'inden bir lem'a-i icaz ile o taifelerin, az önce bir taifelerin istikbaldeki reislerinin vaziyetlerini bir vecih ile tayin ediyor. Minen nebiyyin, nasıl ki sarahatle Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselama bakıyor. Ve sıddıkîn fıkrasıyla Ebu Bekir-i Sıddık'a bakıyor. Hem Peygamber aleyhissalatu vesselamdan sonra ikinci olduğuna Ebu Bekir'in ve en evvel yerine geçeceğine ve Sıddık ismi ümmetçe ona ünvanı mahsus, Ebu Bekir Sıddık. Sıddık ismi ümmetçe ona ünvanı mahsus ve Sıddıkînlerin başında görüneceğine işaret ettiği gibi ve şüheda kelimesiyle Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali radıyallahu aleyhim ecmain, ridvanullahi aleyhim ecmaini üçünü beraber ifade ediyor. Çünkü her üçü de şehit olmuşlar. Yani yatağında ölen Ebu Bekir, Ömer de, Osman da, Ali de şehit olarak dünyalarını değiştirmişler. Hocam hep savaştan mı ölmüşler? Kimi savaştan, kimi suikasttan. Öyle. Hem üçü Sıddık'tan sonra nübüvvetin hilafetine mazhar olacaklarını, nübüvvetin hilafetine mazhar olacaklarını ve üçü de şehit olacaklarını,